Merhaba arkadaşlar, ben Sevgiye, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hakkında sıkça söylemler duyduğumuz Dior'un dünya üzerinde en çok sattığı kadın parfümü Hypnotic Poison'ı ele alacağım. Size bu kokudan bahsedeceğim. İnternete yazdığınız zaman inanılmaz derecede söylentileri olan bir parfüm. Yani çok fazla belgesi bulunan bir koku. İşte şey deniliyor, içerisinde yılan zehri varmış. İşte Arap ülkelerinde kullanılması yasaklanmış. Bir araştırma yapılmış sanırım. Tecavüze uğrayan kadınların yüksek bir oranı hipnotik poison'ı kullandığı belirlenmiş. İşte bu nedenle uçaktaki hosteslerin kullanması yasaklanmış falan. Yani bu parfüm bu söylentileri karşılıyor mu emin değilim. Orasını bilemeyeceğim ama parfümün içerisinde afrodizyak var kesinlikle. Afrodizyak insan üzerinde şöyle bir etkisi var. Yani kullandığınız zaman karşınızdaki kişi de oluşturan bir etki değil de daha çok sizi ele geçiren bir etkiden bahsediyorum. Afrodizyak kullandığınız zaman bir kadın kendini daha kadın hisseder, daha çekiciymiş gibi hisseder, daha kendine özgüveni artar, daha şehvetli bir hale gelir. Hypnotic Poison içerisinde de afrodizyak olduğu için bunun etkisi kullanan kişide kesinlikle var. Bazen erkekler de kullanıyor. Parfümün içerisinde anason yağı da bulunuyor. Kullanan erkekler de bana daha çok rakı çağrışımını yapıyor nedense. Hani bayanların teninde birazcık daha çikolataya dönük bir halde kalabiliyor. Yani bu da sanırım Hindistan cevizinin etkisi diye düşünüyorum. Baktığın zaman içerisindeki maddelerde üst notalarında kimyon, acı badem, kalp notalarında ise yasemin, zambak, yosun, jakaranta ağacı reçinesi, dip notalarında misk ve vanilyanın olduğunu görüyorum. Tabii bunların hepsine tek tek kokusunu almanız mümkün değil. Bunu alabilmek için de gerçekten iyi bir uzman olmak gerekiyor. Bana çağrıştırdığı ise daha çok hani ilk sıktığımız zaman havada anason yağı, gül ve Hindistan cevizinin karışımı kesinlikle kalıyor. Daha sonra birazcık birkaç saat sonrasında ise vodkalı acı bademin keskinliğini alıyorum. Hani vodkalı acı badem ve Hindistan cevizinin birazcık havada kalmış hali evet çikolatayı andırıyor olabilir. Ama içerisinde çikolataya, kakaoya dair bir öz kesinlikle bulunmuyor. Hani dediğim gibi kullanan kadını birazcık daha kadın yapacak olan bir parfüm. Hani herkesin kesinlikle parfüm koleksiyonunda olması gereken bir koku olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizi Anna Karenina yapacak olan koku kesinlikle Hypnotic Poison. Bunun haricinde küçük 18 yaşında kızların kullandığını görüyorum. Yani lütfen kullanmayın. Çünkü Hypnotic Poison birazcık daha olgun kadınların, 30 yaş üstü kadınların kullanması gereken bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Hypnotic Poison bence kişiselleştirilmemesi gereken bir parfüm. Yani özel günlerde kullanılması gereken bir koku olduğunu düşünüyorum. Dior'un zaten Hypnotic Poison için şöyle bir sözü var. Tutkusunun peşinden giden kadınlar için yarattım diyor. Kesinlikle doğru. Yani çok tutkulu bir parfüm. Günlük hayatta çok fazla kullandığımız zaman hem bizim hem de çevremizdeki insanların algısı, burnu bu kokuya alışacağı için zamanla özel bir günde kullandığımız zaman da hani çok ekstra bir farkı kalmayacak. Bence bu tarz kategoride olan parfümleri yerine göre kullanmayı öğrenmeliyiz. Hypnotic Poison'ı birazcık daha hani belki davetlere giderken kullanabiliriz. Özel bir akşamda kullanabiliriz. Bunun haricinde kışın gün içerisinde de tabii ki kullanabiliriz. Kış için uygun olan bir parfüm kesinlikle. Yaza fazla ağır kaçacağını düşünüyorum. Ama kesinlikle tavsiye ettiğim bir koku. Bu arada DP'deki kodundan bahsedeyim size. DP'deki muadili ise H3 koduyla geçiyor. Şu şekilde boyları mevcut. Bana sürekli soruyorsunuz parfüm şişe boyutlarından. O nedenle ondan da bahsetmek istiyorum. Bunlar 100cc boyutlardır. Bunlar 50cc boyutlardır. Bir de şöyle bir kapak var. Bunlar da 50cc'dir. Bu da 50cc'dir. Zaten fark ettiğiniz zaman ikisinin de boyutu aynıdır ama benim sol tarafımda kalan parfümün kapağı birazcık daha uzun. Daha uzun olduğu için sanki bu daha fazlaymış gibi görünüyor. Kesinlikle yok. Tamamen göz yanılsamasıyla alakalı olan bir durum. İkisi de aynı miligramdadır. Zaten arkalarına baktığınız zaman da yazar. Bu şekilde DP'deki muadillerine de bakabilirsiniz. Kesinlikle başarılı olduğunu düşünüyorum. Orijinali birebir aynı kalitede olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim en çok sattığımız parfümlerden bir tanesi. Deneyin, seveceksiniz mutlaka. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.